Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda benzerlik konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani kenar açı kenar benzerliği ve kenar 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 benzerliğinden bahsedeceğiz. Sayfa numarası da 61'deyiz. 61'in sağ tarafındayız hatta. Şimdi çok şükür bir önceki videoyla açı 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 benzerliğini bitirdik. Hatta 3 video ile bitirdik benzerlikte arkadaşlar. Bu 4. videodayız. Burada kenar açı kenar ve kenar 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 benzerliğinde bir videoya sığdıracağız inşallah. Şimdi e, tabii ki açı 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 çok önemli. Çok fazla karşımıza çıkıyor. Ama kenar açı kenar benzerliği ve kenar 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 da önemli arkadaşlar. E, bunları da bilmek zorundayız. Benzerliği tam anlamıyla hakim olmak zorundayız arkadaşım. Şimdi ne demiştik daha öncesinde? E, sıkıştığımız zaman dik üçgen o bu şu yoksa ne yapıyorduk? Benzerlik. Benzerlik deyince de ilk önce açı açı açı. Hatta iki kalıp verdik. O iki kalıptan karşımıza çok çıkıyordu değil mi? Şimdi bir de baktın benzerlik dedi. Benzerlikte de, de açı 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 benzerliği yoksa Şuna bakıyoruz arkadaşlar. Acaba kenar açı kenar mı? Kenar 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 mı? Diye bakıyoruz. Tabi paralellikler olduğunda farklı arkadaşlar. Ona da geleceğiz. Bir sonraki videoda bahsedeceğiz. Şimdi baktığın zaman tek bir açı olduğunda ne yapıyorduk? Ortak açı arıyorduk. Yani bütün açılar eşitse açı 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 benzerliği çıkıyordu. Ve o kalıba sokuyorduk. Baktın tek bir açı varsa. Başka da açı eşitliği yoksa. Sadece ve sadece tek bir açı varsa. O zaman da kenar açı kenar var mı diye bakacaksın. Kenar açı kenar benzerliği nasıldır? İlk önce onu söyleyeyim. İki üçgenin karşılıklı ikişer kenarlarının uzunlukları orantılı ve bu orantılı kenarlar arasındaki açılar birbirine eşit ise iki üçgen benzerdir. Şimdi <laughs> karşılıklı kenarlar A'ya B, A'ya BK ve bu iki kenar arasındaki açı da birbirine eşitse yani aynı açıya ait kenarlarda belli bir orantı var ise biz buna ne diyoruz? İki üçgen benzerdir diyoruz. Neden dolayı? Kenar açı kenardan dolayı. Yani... Hani eşlikte hatırlayın arkadaşlar alfanın kolları çizgiye çift çizgi. Öbür üçgende de alfanın kolları çizgiye çift çizgi ise iki üçgende aynı açının kolları e, karşılıklı olarak birbirine eşitse çizgiye çift çizgi çizgiye çift çizgisi. iki üçgen eş üçgen diyorduk ya. Burada da alfanın kolları a'ya b'yken alfanın kolları a'ya a'k'ya b'k'ya. Yani kenarlarda aynı açının kenarlarında belli bir orantı varsa biz bu iki üçgene benzer diyeceğiz. Aa, hocam bunu bu şekilde bulmak bazen kolay tabii ki. Mesela k katı olduğunda kolay. 2 katı 3 katıysa kolay. Onda bir sıkıntı yok. Ya 2 bölü 3 katıysa 5 bölü 7 katıysa ne yapacaksın? İşte onu görmek biraz zor arkadaşlar. Yalnız bunu bulmanın kolay bir yolunu söyleyeceğim. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Aynı açının kollarını yazacaksınız. Bakın bu üçgende yazın aynı açının kollarını. A'ya B. Öbüründe yazın aynı açının kollarını. A K K. Yazdığınız zaman ve her iki kenarları da oranladığınız zaman her ikisindeki oran aynı çıkıyorsa arkadaşlar. Bakın Alfanın kollarını A'ya B yazdın. Alfanın kolları AK'ya BK yazdın. Her ikisindeki oran her ikisinde de aynı çıkıyorsa o zaman ne diyeceksiniz? Bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir diyeceksiniz. yalnız dikkat. Bu iki üçgen benzerdir. Buradaki 1 bölü K benzerlik oranıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Benzerlik oranı neymiş? 1 bölü K. Ha, madem benzerlik oranı 1 bölü K. Yani bu üçgenden bu üçgene geçiş K katı. O zaman aynı açının karşısındaki kenarlar oranı da birbirine eşittir diyeceğiz. Yani alfanın karşısı burada C ise alfanın karşısı burada da CK diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Buna dikkat edin arkadaşlar. E yazarken nasıl yazacağız hocam? A, B, C, E, F, D. nasıl yazıyoruz bunu kafamıza göre mi? A, B, C, D, e, F şeklinde mi? Hayır. E sen bunları zaten kenarları yerleştirdikten sonra orantılı kenarları gören açılar birbirini istiyor. Işte. ya. A'yı gören açı nokta açısıysa A, K'yı gören açı nokta açısı diyebilirsin. B'yi görenle B, K'yı gören açıda da birbirine eşit işte diyebilirsin. A, B, C nokta alfa çizgi nokta alfa çizgi EFD üçgenine benzerdir yazımında bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Tabii o en son iş. Ee, kenarları yazdıktan sonra orantılı kenarları gören açılarında eşitliğinden bahsedebiliriz. Yalnız buradaki püf nokta anlayabilmek için ne yapıyorsun? Açının kollarını küçükten büyüğe doğru yaz. Küçükten büyüğe yaz. Unutma bunu. Şuraya da şey yazayım hatta. Küçükten büyüğe doğru yaz. Yazdıktan sonra oranla her ikisindeki oran aynıysa bu iki üçgen benzerdir ve benzerlik oranı da 1 bölü k'dır. Ee, kenar açı kenarda benzerdir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam Unutma bunu. Geldik soruya. Hocam şu soru. Şimdi bakıyoruz soruya. Bak dik üçgen. O bu şu yok. O zaman ne yapacağız? Benzerlik. Aa, hocam benzerlikte. Şu üçgen ve elimizde zaten iki üçgen var. Hocam bu üçgen ve büyük üçgen. Aa, bir tek bu açı ortak. Başka e, bu açı eşitliği var. Başka açı eşitliği var mı? Maalesef yok arkadaşlar. Heh, bir açı varsa ne yapıyorsunuz? Kenar açı kenar. Gerçi bu soruyu hocam kosinüs teoreminden kosinüs alfayı bulurum. büyüklükle kosinüs teoremi yaparım şeklinde yapan arkadaşlarınız da olabilir. Evet doğru sıkıntı yok ama uzatırsınız arkadaşlar. İlk önce ben tavsiyem şudur. Benzerlik benzerlik yapmanızdır. Benzerlik daha kolaydır kosinüs teoreminden. <laughs> o zaman bakıyoruz arkadaşlar burada. Hocam şu üçgenle büyük üçgende sadece ve sadece bir açı eşitliği var. Hemen açının kollarını yazıyorsunuz bu üçgende. Açının kolları ne? 2'ye 4. Hocam açının kolları 2'ye 4. Öbür üçgende de açının kollarını yazıyorsunuz arkadaşlar. Öbür üçgende de açının kolları 5'e 10. Bak şu hatayı çok yapıyorsunuz. Hocam açının kolları 2'ye 4. Açının kolları 5'e 10. A 1'e 2. 1'e 2 oran var. Alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı 6 diyorsunuz. Yanlış. En çok yapılan hatadır. Sakın ama sakın bunu yapmayın arkadaşlar. Tamam mı? Dikkat edin buna. E biz bunu kenara açı kenara nasıl buluyorduk? Açının kollarını küçükten büyüğe yaz. Açının kollarını küçükten büyüğe yaz. Her ikisini de oranla. Her ikisindeki oran da aynıysa bakın burası da 2 bölü 5 burası da 2 bölü 5. Her ikisindeki oran aynıysa bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir. Ve benzerlik oranı bu 2 bölü 5'tir. Dikkat. Heh, benzerlik oranı 2 bölü 5 ya. Benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranı eşittir. Yani alfanın karşısı 3 bölü alfanın karşısı x e eşittir deyip işlemini yapacaksınız. Buradan işler işler yapalım. 2x eşittir 15'ten x'i de buradan kaç buluruz? 15 bölü 2 buluruz. Dikkat edin en baştaki söylediğim hata hep yapılıyor. Bunu yapmayın. Sakın ola sakın. Buradaki açının kollarını yaz. yaz. Buradaki oran benzerlik oranı arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutma. Geldik buraya. Evet. ABC ve ADC birer üçgen demiş arkadaşlar. Bakın hiçbir şey yapamıyorum. İşte o yok bu yok şu yok. Ne? O zaman benzerlik. Ama hocam paralellik verilmiş burada. Paralelliği kullanmam lazım. Paralelliği nasıl kullanabilirim? Hocam bak burada bir z kuralı var. Yani şurası alfa ise burası da alfa. Sadece bir açı eşitliği var. Başka hiçbir açı eşitliği yok. Bir açı eşitliği varsa kenar açı kenar var mı diye inceleyeceksin. Hemen bakıyoruz hocam. Şu üçgenden başlayalım. Alfanın kollarını yaz kardeşim. 4'e 6. 4'e 6. Diğer üçgende alfanın kollarını yaz. Alfanın kolları da burada e, kaç? 6'ya 9 değil mi arkadaşlar? Küçükten 1'ye doğru yaz. 6'ya 9. Her ikisinin oranına bakalım. Hop oranladık. Oranladığımız zaman buradaki oran 2 bölü 3, buradaki oran da 2 bölü 3. Her ikisindeki oran aynı. Dolayısıyla bu iki üçgen kenar açı kenardan benzer oldu. Benzerlik oranı nedir arkadaşlar? Budur. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Benzerlik oranı 2 bölü 3. Şu üçgenden başladık ya alfanın karşısındaki 5 bölü alfanın karşısındaki x'e eşittir. Çünkü aynı açının karşısındaki kenarlar Oranına eşittir. O zaman işler dişler x yine buradan ne geldi arkadaşlar? 15 bölü 2 geldi. Tamam mı gençler? Bunu sakın ama sakın unutmayın. <laughs> Geldik bu soruya. Değişik güzel bir soru. Bakalım. Egehan Egehan'sız soru olur mu ya? Evet Egehan birbirine eş. Artık Kerem sorusuna yazmamız lazım değil mi arkadaşlar? Çünkü bir tane daha ee, bir uşak var. 6 aylık şu anda. Neyse devam. Egehan abi oldu artık. Egeam birbirine eş olan üçgen biçimindeki yeşil renkli ve kırmızı renkli kartonları bakın. Kırmızı renkli ve yeşil renkli karton varmış. Ee, kenar, eşit kenarlar birbiriyle çakışacak biçimde şekil birdeki masa üzerine koyuyor. Evet. Yeşilin üstünde kırmızı var arkadaşlar burada. Sonra Egeam kırmızı kartonu A köşesi etrafında döndürdüğünde A köşesi etrafında döndürdüğünde şöyle bir şekil karşı, şekil 2'deki görüntü oluşmuş. <laughs> Ali Kara uzunluğu 9. Kenan Bey üstü 3. Evet. 9, 3, 6, 2 verilmiş arkadaşlar. BK bölü LC. Hmm. Ben bunu böyle döndürdüğümde. işin esprisi burada aslında değil mi arkadaşlar? Evet. Eskiden açıları veriyordu ama artık böyle açıların eşitliğini vermiyor. Ben bunu böyle döndürdüğümde. Arkadaş bu dönme işleminde ne oluyor? AB kenarı buradan hop buraya geliyor. Yani alfa derece döndürdüğün zaman burası alfa derece dönmüş oluyor. Hatta şuradaki kenarda buraya geliyor. E Burası da alfa derece dönmüş oluyor. Çünkü bütün kenarlar bak. Üçgen alfa derece döndürüyorum Hop alfa döndü. Buradayken de hop alfa döndü. Yani Burası da alfa kadar oldu arkadaşım. Burası da alfa kadar oldu değil mi arkadaşlar? Döndüğü zaman. Ya da şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar. Dönme açısı. Hocam buraya alfa buraya beta diyecek olursak. a burası alfa artı beta ise burası da alfa artı beta. Yani buraya da alfa diyebiliriz. Sonuçta döndürme işleminde bu kenar buraya geldi. Yani burası kaç? 12. Sonuçta bu döndürme işleminde de bu kenar da 8 kenarı da buraya geldi. Burası da 8. Bakın çok değişik bir sorudur. Kenar açı kenarla ilgili ilginç soruyu yazmazlar. Bakın bu gerçekten güzel ve ilginç bir soru. Direkt açı eşitliğini bu sefer dönmeden dolayı verdim. Dikkat edin bu soruya arkadaşlar. Evet, şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Ama sadece ve sadece bir açı eşitliği var burada. A. Bir açı eşitliği olan açının kolları var mı iki üçgende? Var. A. Bir ara açı eşitliği varsa o zaman ne yapacağız? Kenar açı kenar var mı diye bakacağız arkadaşlar. Şu üçgene bakalım. Birinci olan üçgen şu. Tamam şu üçgenle şu üçgen. Alfanın kolları kaç? Küçükten bir'ye doğru yazalım. 9-12. Alfanın kolları 9 12. Diğerinde alfanın kolları ne? 6'ya 8. Bak şuradan başladım. Şuraya yıldız koyayım. 6'ya 8. Her ikisini de oranlıyorum. Oranladığım zaman 4'e böl 3, 4'e böl 2, 3'e böl 3, 3'e böl 2. Aa her ikisindeki oran aynı. Dolayısıyla ne olmak zorunda arkadaşlar? Bu iki üçgen kenar açı kenardan benzer ve benzerlik oranı nedir arkadaşlar? 3 bölü 2'dir. Evet buradan başlamıştık. Şu üçgenle şu üçgendeki benzerlik oranı 3 bölü 2. Madem benzerlik oranı 3 bölü 2. 3 bölü 2 eşittir. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranı eşittir. Yani alfanın karşısındaki BK bölü alfanın karşısındaki LC üstü. BK bölü LC üstüne eşittir arkadaşlar buradaki oran. Zaten bizden ne isteniyor? BK bölü LC üstü isteniyor. Cevabımız da kaç çıktı o zaman arkadaşlar? 3 bölü 2 çıktı. Gerçekten değişik bir soru. ilginç bir soru. Güzel bir soru arkadaşlar. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir soru. Zaten biz de başka bir yerde bulamayacağınız mantıkları karşınıza çıkartmak istiyoruz. ÖSYM de zaten çoğunlukla böyle yapıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dikkat edin. Dönme açısı alfa alfa oldu mesela burada. Güzel bir soruydu. <laughs> evet klasik soruların dışında bir soru diyebiliriz. Evet böylelikle kenar açı kenara bitirdik arkadaşlar. Geldik şimdi kenar kenar kenara. Kenar tamam açı açı açıyı e, fark etmenin kolay bir yolunu gösterdik arkadaşlar. iki kalıpla. Açı açı açıya hakimsiniz. Biraz kenar açı kenarda zorlanırsınız ama böyle çok zorlandığınız zaman bir açı eşitliği varsa acaba kenar açı kenar var mı diye kendi kendinize sorarsanız ve şurada açının kollarını küçükten bir ya doğru yazarsanız büyük ihtimalle soruyu yaparsınız. Ama en çok sıkıntı kenar açı kenarda yaşanıyor arkadaşlar. Bir de kenar 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 benzerliği var. Kenar 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 benzerliği diğerlerine, nebze, diğerlerine göre daha kolay yöntemini biliyorsanız tabii. Çünkü ee, üçgenler kabak gibi ortada oluyor. İki üçgende bütün kenarlar verilmiş oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı daha kolay oluyor. Şimdi dikkat edin burada. Kenar 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 benzerliği de şu. İki üçgenin karşılıklı kenarlarının oranları birbirine eşit ise bu üçgenler benzerdir. Yani sadece ve sadece kenarlarda oran varsa hocam A, B, C iken K katı A, K, B, K, C, K varsa direkt kenarlarda oran varsa tamam. Zaten neydi? Ya bütün açılar eşitse ya bir açının kollarında A'ya B. Diğer açının da aynı açının kollarında AKya bK Bir açı ve iki kenar varsa. Bir de şimdi ne oldu? Sadece ve sadece kenarlarda belli bir orantı varsa. Bunda da benzer kabul ediyormuşuz arkadaşlar. benzerlik teoremleriniz arasında bu da var. Dikkat edin buna. Evet. Burada nasıl bulacağız arkadaşlar? Aynı kenar açı kenardaki gibi. Ne yapıyorduk? Açının kollarını küçükten bir doğru yazıyorduk ya. Burada da arkadaşlar işte 2 katı 3 katı varken işimiz çok kolay. Onda bir sıkıntı olmaz ama. 2 bölü 3 katı 5 bölü 7 katı olduğunda sıkıntı yaşayabiliriz. Bu sıkıntıyı aşmak için ne yapacaksınız? Üçgenin kenarlarını küçükten büyüğe doğru yazın arkadaşlar. Bakın küçükten büyüğe o sırayı bozmayın. İstersen hepsini de büyükten küçüğe yaz. Fark etmez. Küçükten büyüğe doğru yazdın. A, B, C. Burada da A, K, B, K, C, K diye yazdın. Bak A, B, C diye yazdın. A, K, B, K, C, K diye yazdın. Hepsini küçükten büyüğe doğru yazdıktan sonra bunları böyle oranladığın zaman hepsindeki oran aynıysa o zaman iki üçgen kenar kenar kenardan benzerdir diyebilirsiniz. E hocam bütün kenarlar var burada. Bize kenar sormazlar ki. Ne soracaklardır büyük ihtimalle açı. Düşünün benzerlikte ne diyoruz? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirleriyle orantılı değil miydi? Evet. Bunun ters mantığı da orantılı kenarları gören açılarda ne oluyordu arkadaşlar? Birbirine eşit. İşte burada kenar 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 benzerliğinde bunu kullanacaksınız. Büyük ihtimalle oradaki açılarla alakalı bir şey sorarlar arkadaşlar size. Orantılı kenarları gören açıların eşitliğini söyleyeceksiniz. Eşittir diyeceksiniz. Yani A'yı gören açıyla AK'yı gören açı birbirine eşittir. Orantılı kenarlar bunlar ya. Hocam A'yı gören açı nokta açısıysa AK'yı gören açı nokta açısı. B ile BK orantılı. B'yi gören açı çizgi açısıysa BK'yı gören çizgi. E, C'yi görenle de CK'yı gören açılar da birbirine eşittir. Hatta üçgen benzerliği yazarken ABC üçgeni benzerdir. Bak nokta çizgi çift çizgi. Burada da nokta çizgi çift çizgiye gideceğiz. Yani bu da e nokta çizgi çift çizgi. Şu yanlış yazılmış arkadaşlar. Şurası F olacaktı. Ben niye bunu böyle yazmışım ya? Ha D, F. Şurası D, F olacak arkadaşlar. E, burada nokta çizgi çift çizgiye gittim. Burada da nokta çizgi çift çizgiye gideceğim. Yani burası da edF D, F üçgeni olacak arkadaşlar. Pardon. E, D, F üçgeni olacak. Tamam mı? Buna da dikkat edin arkadaşlar. Anlaştık. <laughs> tekrarlıyorum. Şu A'yı gören nokta, AK'yı gören nokta, B'yi gören çizgi, BK'yı gören çizgi, C'yi görenle CK'yı gören de çift çizgi. A, diye gittim. Nokta çizgi, çift çizgi. Burada da nokta çizgi, çift çizgi. Yani burası da EDF olmak zorunda arkadaşlar. Bunu düzelttiririz. Neyse. Evet devam edelim burada arkadaşlar. Zaten soru kendini belli eder dedik. Çünkü bütün kenarlar verilmiş olur arkadaşlar. Evet şuraya bakalım. BE/EC 1/2 demiş. BE uzunluğu K iken EC uzunluğu 2K verilmiş arkadaşlar. Evet şuraya bakıyorum. Valla ee, vallahi soruya baktığımız zaman e, hiçbir şey yok. Dik üçgen yok, o yok, bu yok, şu yok, Pisagor yok, ne vardır? Büyük ihtimalle benzerlik. Bu açılarla alakalı da bir şey verilmiş. Hocam zaten elime baktığım zaman iki tane üçgen var. Bir bu üçgen var, bir de büyük üçgen var arkadaşlar. Şuradaki büyük üçgen var. Üçgenlere baktığımız zaman kenarlar mevcut. 6 8 2K değil mi arkadaşlar? Öbüründe de 9, 12, 3K kenarları mevcut. E, kenarlar mevcutsa e, bütün kenarları yaz. 6, 8, 2K. Küçükten büyüğe. Öbüründe de yazıyoruz arkadaşlar. 9, 12, 3K. 9, 12, 3K. E Bu kenarları böyle yazdığım zaman taraf tarafa oranladığımda hepsindeki oran aynı mı diye bakıyorum. 2 bölü 3 burası. 4 ile sadeleştirirsen 2 bölü 3. 3 ile sadeleştirirsen yine 2 bölü 3 geliyor. O zaman hepsindeki oran aynı olduğuna göre arkadaşlar bu iki üçgen benzerdir. Kenar kenar kenardan dolayı. E kenar 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 benzerliği ne diyordu? Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşittir. 6 ile 9 orantılı ya. Bu üçgende 6'yı gören açıyla öbüründe 9'u gören açı birbirine eşittir. 8 ile 12 ya. 8'i gören çizgi açısıysa 12'yi gören açı da çizgi açısıdır. Sonra e, 2K'yı 3 görenle 2K'yı gören çift çizgi ise buradaki e, 3K'yı gören de çift çizgidir arkadaşlar. Yani burası 40 ise burası da nedir arkadaşlar? 40 derecedir. Şimdi bakıyoruz. CED artı ABC. CED nokta açısıyla ACB ACB çizgi açısı evet çizgi açısı nokta ile çizginin toplamı isteniyor. Arkadaşlar nokta ile çizginin toplamı zaten bu üçgende belli. Yani şöyle diyelim isterseniz. Buraya A dersem burası A. Buraya B dersem burası da B. Burası da 40. Zaten A artı B artı 40'ın ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 180 olduğunu bildiğimiz için A artı B buradan ne gelir? 140 gelir. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? A artı B eksi EDC. E, D, C açısı. O da zaten 40 derece. A, A artı B belli mi arkadaşlar? 140. Yani bizden 140 eksi 40'tan 100 derece isteniyor arkadaşlar. O zaman bu örneğimizin cevabı da böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 100 çıktı. Bütün kenarlar mevcutsa kenarları yaz. Hepsindeki oran aynıysa kenar kenar kenardan iki üçgen benzerdir arkadaşlar. Ş evet burada da klasik bir soruyu çevirdim arkadaşlar. Normalde bakın şöyle soru şöyle olmuş olsaydı. Bak Soru sadece ve sadece şöyle olmuş olsaydı arkadaşlar. Dikkat. İlk etapta soru şu olsun. Bu olsun ve buradaki sadece ve sadece şuradaki x uzunluğu sorusun. Önceden zaten sorun böyleydi. Sonradan soruyu değiştirdim. Bakıyoruz arkadaşlar. A hocam buradaki üçgenle buradaki üçgende kenarlar verilmiş. Hemen yazıyoruz. 4, 6 ve 8. Öbüründe de 6, 9 ve 12. 6, 9 ve 12. E, Kenarlar oranladığım zaman hepsindeki oran nedir? 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3. E, o zaman iki üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. E, o zaman her iki üçgen benzerse şu üçgende 4'ü görenle 6'yı gören bu üçgende 4'ü gören açı A açısıysa öbüründe 6'yı gören açı A açısıdır. 6'yı görenle bak üstteki üçgen sarı üçgeni üstte yazmıştım ya 6'yı gören B açısıysa öbüründe 9'u gören B açısıdır. Sonra 8'i gören C açısıysa burası da C açısıdır diyebiliriz. Aa, burada ne çıktı? 2 iç açı bir dış açıdan A artı B oldu. 2 iç açı bir dış açıdan A artı B oldu. Hocam A artı B A artı B. İkiz kenar çıktı. Yani 9, 7 daha 16 ise burası da 16 olacak. X'e de kaç kaldı? 10 kaldı. Soru sadece ve sadece böyle olmuş olsaydı cevap 10 yapacaktı arkadaşlar. Tamam mı? Dikkat edin. Ama ben ne yaptım? Geçen sene soru böyleydi. Hem geçen seneki soruyu çözmüş olayım. Hem de ben bu soruyu yeni nesile nasıl çevirdim? Ona bir bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi. Şimdi adam diyor ki Arkadaşlar şekil 1'de 3 tane 3 üç tane üçgenin telefon ekranında görüntüsü gösterilmiştir. Evet şöyle. Ben bunu niye sildim ya? Buradaki silmeyeceğiz, silmeyeceğiz arkadaşlar. Şurasının 10 olduğunu zaten bulduk. Buradaki işlemi zaten burada yapacağımız aşikar. Ya, tamam mı? Soruyu bir basamak daha ileriye taşımışım. Neyse. Ee, neyse burada şurayı bir sileyim de çözüme daha soruyu daha okumadık yeni başlayalım diyelim. Şekil 1'de 3 üç tane üçgenin telefon ekranındaki görüntüsü gösterilmiştir. İşte B ile C eleman D'ymiş arkadaşlar. B de E D'ymiş. Yani şunlar doğrusal olduğunu söylüyor. E D doğrusu ekranın alt ve üst kenarlarına paralel. Evet bu doğru ekranın alt ve üst kenarlarına paralelmiş. Bunu kullanacağız demek ki arkadaşlar. Şu kenarına ve şu kenarına neymiş paralel. Devam edelim. İşte bunlar dört kenar uzunlukları verilmiş. ED'nin paralelliği bozulmadan görüntüdeki C ve K noktaları ekranın kenarlarına aynı anda değene kadar büyütüldüğünde. Evet hem C diyecek arkadaşlar. Şuradaki C hem de K diyecek arkadaşlar. Şurası. Yani büyümü büyütme oranı ne oldu arkadaşlar? CK 18 oluyormuş. Ben bunu ne kadar büyütmüşüm? CK ekran içinde hala gözüküyor. Ben bunu öyle bir büyütmüşüm ki arkadaşlar ne olmuş? CK 18 olmuş. Yani ben buradan buraya 2 kat almışım arkadaşlar. Buradan buraya 2 kat almışım. Dikkat. Buradan buraya 2 kat almışım. E buradan buraya 2 kat aldıysam ona göre diğer kenarlarda 2 kat büyüdü mü arkadaşlar? Büyüdü. Şimdi buna göre diyor şekil 2'deki pf uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Sonuçta ben bunu büyüttüm. Bunlar ekranın dışında görünmeyen kısımda Aslında üçgenlerimiz şöyle değil midir arkadaşlar? Bu kısım şöyle değil midir arkadaşlar? Üçgenimiz şöyle devam eder. Buradaki üçgenimiz de şöyle devam edecek aslında. Bu böyle. Görünmeyen kısımlar böyle. Burası da şöyle devam edecek aslında. Bu kısımlar görünmüyor sadece arkadaşlar. Bak şimdi dikkat. Asıl şeklimiz bunun iki kat büyütülmüş olmadı mı arkadaşlar burada? Nereden anladık onu? 9 iken burası 18 olmuş arkadaşlar. Oradan anladık. Şimdi bakalım arkadaşlar. Soruya bakalım. Şimdi ne dedik? Öncelikle ben şu af uzunluğunu bulayım. Af uzunluğunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Ee, evet. Af uzunluğunu nasıl bulacağız? Şu üçgenlere baktığımız zaman. Baştan çözüyorum. 4, 6 ve 8. Burada da kenarlar olduğu için. Yani kenar 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 benzerliği hissettirdi. 6, 9 ve 12. Taraf tarafa oranladığım zaman her ikisindeki oran 2 bölü 3 yaptı. Kenar kenar kenardan benzer oldu. Madem kenar kenar kenardan benzer oldu. O zaman 4'ü görenle 6'yı gören açı eşit. Yani burası A açısıysa 6'yı gören de A açısı. Yalnız 4, 6, 8 sarı. 6, 9, 12 mavi üçgen. 6'yı gören sarıdaki 6'yı gören mavideki 9'u gören. Burası B burası da B olacak. E, hatta burası da ne olacak arkadaşlar? Çift çizgi 8'i gören de 12'yi gören de çift çizgi olacak. 2 iç açının toplam bir dış açıdan A artı B oldu. 2 iç açının toplam bir dış açıdan A artı B oldu. Bak açı eşitliğini yazmazsak bunu göremezdik. İkiz kenarlık var arkadaşlar. 9, 7 daha 16 ise burası da 16 olacak. Yani burası da 10 oldu. Peki. Şimdi ben şunu biliyorum arkadaşlar. Şuradan şuraya kadar 6 olduğunu biliyorum. Yani ben bunu büyüttüğüm zaman buradan buraya kadar kaç olduğunu biliyorum. 12 olacağını biliyorum. F'den itibaren yukarı kadar kaç olacak arkadaşlar buradan buraya kadar? Buradan buraya kadar da 10 ken 20 olacağı aşikar. Peki hocam ben daha hala soruyu çözemedim. Ben burada ne yapmalıyım? Ve bu arada biz bunu ne bulduk arkadaşlar? 16'ya 16. X kenar bulmadık mı? A ya, e, şurası 16'ya 16. X kenar çıktı. Yani şurada kaçı alfa iken burada kaçı da ne oldu? Alfa oldu. Yani X kenar. A artı B'ye artı B'ye. Yani burada kaçılar birbirine eşit. Ben soruyu çözemedim. Takılıyorum. Takıldığım zaman ne yapacağım? Ya soruda kullanmadığım bir bilgiyi kullanmam lazım arkadaşlar. Kullanmadığım bir bilgiyi. Bu arada şu e, şuraya kadar 18 oldu ya e, şuradaki uzunluk kaç olacak o zaman arkadaşlar? Belli. Burası 7 iken de burası da 14 mi olacak arkadaşlar? Evet. Direkt burası 9 iken burayı da 14 yazabilirim. Çünkü 2 kat olduysa burası da 2 kat olacak. 14 oldu. Peki ben neyi kullanmadım uzana kadar? Paralelliği kullanmadım arkadaşlar. Değil mi? Çünkü demiş ki şu kenarla ekranın alt e, şu ed demiş ekranın alt ve üst kenarlarına paralel. Paralellik bozulmadan ben bu üçgeni büyüttüm. Paralellik bozulmadıysa bunların paralelliği hala daha devam ediyor. Demek ki ben Soru da paralelliği kullanmak zorundayım. Bak oraya yoğunlaş. Paralelliği kullanmazsan soru çıkmaz. E hocam o zaman paralelliği kullanayım. Nasıl kullanacağım? E şunlar paralelse a alfaysa yöndeş açıdan burası da alfa. Alfaysa yöndeş açıdan burası da alfa. A burada ne çıktı arkadaşım? İkizkenar çıktı. Yani burası 14 ise burası da 14'tür. E tamamı 27, X'e kaç kaldı o zaman? 6 kaldı. Vallahi çok güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat edin. Öncelikle kenar kenar kenardan şurayı bulduk. Sonra büyütmeden dolayı 9 iken 18 olmuş ya. O zaman bu 9 18 olduysa KC uzunluğu Ali Kara uzunluğu da kaç olacak? 14 olacak. En son takıldık. Takıldığımız zaman da paralellik bozulmadan dediği için ED'nin paralelliği bozulmadan dediği için arkadaşlar oradaki verilen bilgi ipucudur arkadaşlar. Bu sarıyı yazan benim. Size bir çözmeniz için ipucu veriyorum. Sen o ipucunu kullanmazsan bütün sorularda böyledir. Verilen bilgiyi kullanmazsan soruyu çözemezsin. Takıldığın zaman soruyu oku. Nereyi kullanmadın? Paralelliği. Aa hocam paralel. Bu da bir ikiz kenardı. Alfa'ya alfa. Alfa ise alfa. Alfa ise alfa. İkiz kenar çıktı. 14 ise 14. Buraya da 6 kaldı dedik arkadaşlar. Evet güzel bir sorudur. Hoş bir sorudur arkadaşlar. Böylelikle kenar 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 benzerliğinde bu şekilde bitirmiş olduk. Size tavsiyem şuradaki soruyu silip bir daha kendiniz yapın. Lütfen arkadaşlar size çok şey katacaktır. Evet gençler böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda Thales teoremlerinden bahsedeceğiz. Özellikle temel orantıdan bahsedeceğiz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.